Arkadaşlar, incir köklendireceğim. İncir ağacı yetiştirmek için önce şöyle bir tane uygun olan dalı kesiyoruz. Bakın, şöyle bir dal. Şöyle bir dal kestik. Su şişesinin ağzını kestim. İçerisine incir dalını şöyle yerleştirdim. Bir ay sonra bakın ne olacak. Bunu yaptığımda Ocak ayının 15'i. Ocak ayının 15'i. Bugün. Arkadaşlar, suyun içine ısladım incir dalı. Bakın ne oldu. Kök saldı suda. Bunu ağaç dikimi mevsimi geldiğinde, yani ağaç dikim ayı Mart geldiğinde, bunu toprağa uygun bir yere, yerini güzelce kazarak, yumuşatarak dikeceğiz. Sonra kocaman büyük büyük ağaç olacak inşallah, Allah'ın izniyle. Bunu, bu dalı kırdıktan, suya bıraktıktan sonra mutfağımızın bir köşesine, sıcak yere koydum ben. Yani soğukta belki köklenmeyebilir diye. Peşinde ıslatmıştım suya. Bugün 1 Mart. Tam ağaç dikim mevsimi geldi İzmir'de. Şimdi bunu bahçeme uygun bir yere dikeceğim. Bahçemde çok incir var ama onlar tabaklık, yemek sofralık yaş incir. Bunu kışa kurutmalık incir olarak, bağdacık incir olarak yetiştirmek istedim kendi ellerimle. Ve böyle bir şey denedim, oldu. Şimdi bunu bahçeme dikeceğim. Büyüdüğünü, tuttuğunu da size göstereceğim arkadaşlar. Bunu ilk diktiğimiz yaz haftada bir sulayacağız. Tuttuktan biraz büyüdükten sonra su istemiyor. İncir dikeceğim yerin çukurunu şöyle açıyoruz. Mevsimi, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yumuşak kaba toprakla dolduracağız. Allah'ın izniyle inşallah büyür. Herkes yesin. Çoluk çocuk yesin. Biraz bugün toprak yaş. Yeni yağmur yağdığı için şöyle. Bu şekilde diktik. İncirimizi inşallah tutar. Bahçeme. Bu incirleri de kendim dikmiştim. Kocaman kocaman ağaç oldu. Yeni yeni yapraklarını açıyor. Allah ömür verirse meyve verecek. Biz de yiyeceğiz. İnşallah. Ömrümüz de olmazsa geride kalanlar yer. Ağaç oldu. Bunları böyle büyüdüğünü görmek evlat gibi çok mutlu ediyor beni. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.